Çok teşekkür ediyorum hocam. Neden kaynaklanıyor bu durum? Hollanda'da bunlar tartışılırken biz niye her gün 300 vatandaşımızı toprağa vermeye devam ediyoruz? Evet. Şimdi bunun tabii birkaç yönden bakmak lazım. Bir tanesini biraz önce söylediniz. Biz hep o yanlışı yaptık. Yani hep başka ülkelere bakarak işte o ülkeler de bunu yaptı dedik. Bunların bir kısmı farklı bir nedenle yaptı, bir kısmı da yanlış yaptı. Örneğin İngiltere'yi örnek aldık kendimize. Sonunda gördük ki İngiltere en kötü salgın dönemini yaşadı. Rusya ve Türkiye ile birlikte salgının en kötü seyrettiği üç ülkeden biri haline geldi. İkinci neden de şu, şimdi omikron bile her yerde aynı öldürücülükte seyretmiyor. Türkiye'nin bir farkı var diğer ülkelerden. Bunu hep dile getirdik. Dedik ki, bakın Türkiye'de omikron başladığında bizim delta'ya bağlı günlük vaka sayımız 21'in altına inmedi zaten. Yani biz bu önlemleri bu kadar gevşettikçe sadece omikron değil, delta da yayılacak. Nitekim şu anda dünyada salgın sırasında ölüm oranı, yani vakaya göre ölüm oranı en yüksek olan 4 tane ülkeden birisiyiz. Yani dolayısıyla sizin bazı şeyleri serbest bırakmanız için bazı noktalara gelmiş olmanız lazım. Hı hı. Şimdi Hollanda ile kıyaslanmayacak kadar ölüm oranımız yüksek. Tabii. Vaka sayılarımız yüksek. Bir de halkın işte siz tamam şu zorunluluğu kaldırdım diyorsunuz. Zorunluluğu kaldırmanız uygulamayı orada çok daha az ettiriyor. Yani daha hala yeni insanların büyük çoğunluğu maskesini takıyor. Kullanıyor tabii. Korkuyor. Ama biz şimdi güya maske zorunlu bizde. Ama maske takan oranına bakın emin olun serbest bırakmış. Batı ülkelerinden çok daha düşük durumdayız. Çünkü sürekli halka bakın işte tehlike geçti, işte kötüsünü atlattık, şu anda iyi durumdayız dedikçe aşılama oranımız da Hollanda'ya göre çok düşük oldukça biz Hollanda'nın yaptığını yaparsak inanın ki vakaların artış hızı, ölüm sayıları Hollanda'ya kıyasla çok daha yüksek olacaktır. O yüzden kendi ülkemizin gerçeğini bilerek gerek konuşmalarımızı, gerek planlarımızı, salgın kontrolünü ona göre ayarlamak zorundayız. Yoksa böyle Hollanda onu yaptı, Rusya bunu yaptı deyip onların yaptığını yapmaya kalkarsak onlarla aynı durumda değiliz. Bir ya de aşıyı kıyaslamak işte, lazım galiba hocam. Tabii, değil mi? Tabii yani şu anda artık bütün dünyanın söylediği şey şu. Mesela Hollanda'ya gitmeye kalkın, 2 doz değil 3 doz aşınız var mı diye bakıyorlar. Tabii. Ama bizde daha 3 doz aşı işte 25-26 milyonu geçemiyor bir türlü. Çünkü artık aşılama durdu neredeyse yani yok denecek kadar az. Ve bu yaklaşımla da gitmiyor. Yani aşılama artar mı diye sorarsanız maalesef artmaz bu yaklaşımla. Yani insanlar aşı olsun diye her gün sadece Sayın Bakan'ın işte aşınızı yaptırın demesi yetmiyor. Çünkü öbür taraftan da işte ya bu işte zaten pek de tehlikeli değil. Omikron da hafif seyrediyor. Zaten olayın zoru da atlatıldı dedikçe o diğer söylediğinize uymuyor tabii halk. Mehmet Hocam izleyici sorularıyla devam edeyim. Sizin tahmininizi soruyorlar. Avrupa evet kıyaslamaya karşı çıktığınızın farkında olan izleyicilerimiz söylüyor bunları. Yani oralarda durum bu. Biz o seviyelere gelemeyeceğiz. Peki nasıl seyredecek? Yani yaza gireceğiz. Evet. Tekrar normalleşeceğiz. İlk kışta yine bir duvara mı çarpacağız? Yani bu endişeye sahipler. Şimdi bir defa şu zaman bitecek, bu zaman şöyle hafifleyecek falan yaklaşımları ancak falcılar yapabilir. Bunu bir bilim adamı söylüyorsa bilin ki kafadan atıyordur. Yani işin açığı böyle. Çünkü hiçbir veri kimsenin elinde yok. Yani bu işin yazın biteceğini söyleyecek veri kimsenin elinde yok. Ancak 3 tane olasılık var. Bu 3 olasılıktan biri gerçekleşecek. Birincisi, ya bu ataları gibi yani işte SARS'ı yapan 2002-2003'teki atası gibi ani bir mutasyona uğrayacak, tamamen zararsız hale gelecek ama hala hızlı bulaşacak ve salgın bitecek, o gidecek, yarasa da yaşamaya devam edecek. O zaman zaten sorun yok. Ve bu ne zaman gerçekleşir? Yarın da gerçekleşebilir. Tabii.
5 yıl sonra da bunun aynen deprem tahmini gibi bilmek mümkün değil. İkinci olasılık, bu bir işte yanlış kullanılan bir terim var, grip gibi oldu diye. İnşallah grip gibi olmaz, çünkü grip gerçekten öldürücü ve korkutucu bir hastalıktır. O zaman ay bizim yıllık, işte aynen gripte olduğu gibi risk gruplarını aşılamamız gerekir. Üçüncü olasılıkta bu gene mevsimsel hastalığa dönebilir. Ama soğuk algınlığı gibi hafif bir tablo yapar, gene aşıya ihtiyacımız olmaz. Tabii. Şimdi buradaki sıkıntı şu, bu salgın bitecek tabii. Yani bitmeyen bir salgın olamaz. Ama bu salgının bitişiyle ilgili tahminleri zorlaştıran bazı faktörler var. Bunların bir tanesi, örneğin işte o 50 milyondan fazla kişiyi öldüren İspanyol gribi bile 1918-19'da 8 ayda bitmiş. Bu niye bitmiyor? İki nedenle bitmiyor. Birincisi, bu virüs, özellikle omikron, o zamanki o işte H1N1 dediğimiz grip virüsüne göre çok daha zayıf bağışıklık uyarıcı özelliği var. Yani tamam, hasta işte geçiriyor hastalığı ya da aşıyla bağışık hale geliyor. Ama 3 ayda, bilemediğiniz 6 ayda kaybediyor bu bağışıklığı. O halde demek ki bunu bitirecek bir mutasyonun 6 ayda dünyanın en az %80'ini enfekte etmesi lazım. Henüz o durumda değil. O halde demek ki bunun için yeni bir mutasyona ihtiyacımız var. Bu da bize neyi gösteriyor? Bir iniş kolundayız. Yani işte 5. dalganın vakaların azaldığı yere dünya geldi artık. Tabii. Dünyadaki toplam sayılar azalmaya başladı. Ama bu bir yeni bir çıkış koluyla, bir 6. dalgayla devam mı edecek? Yoksa buradan azalarak kesilecek mi? Bu tamamen virüse kalmış bir şey. Virüs bir yeni mutasyona uğrar, zararsız hale gelirse bu birkaç ayda rakamlar düşebilir, daha yaşanabilir hale, kontrol edilebilir hale gelebilir. Ama eğer yeni bir varyant gelişir ve o da gene bulaşıcılık hızı ve belirti veren bir özellik taşırsa, bir 6. dalga yaşarız. Peki. Mehmet Hocam, çok teşekkür ediyorum vakit ayırdığınız için. Rica ederim. Sağ olun hocam. Sağ olun hocam. Enfeksiyon hastalıkları uzmanı Profesör Doktor Mehmet Ceyhan'dan aldık efendim yanıtları. Omikron her yerde başka mı? Sorumuz buydu. Takdir sizlerin, kamuoyunun takdiri diyelim. Yanıtlar böyle. Ülkemizdeki seyri, Hollanda'daki seyri, kıyas bile yapmak yanlış. Çünkü alt alta koyduğunuzda benzer maddeleri sıralamıyorsunuz. Eşit dağılımlar yapamıyorsunuz. O yüzden kıyaslamak yanlış sonuçlar verebilir diyor Profesör Doktor Mehmet Ceyhan hocamız. Bir de ilaç krizimiz vardı biliyorsunuz. Yeni kur belirlendi. Zamlı olarak dönecek diyorlar. Rafları takipteyiz. 5 günde dolar 13 liradan 18 liraya çıkıp bir gecede 13 liraya inilen bir ülkede vatandaşın ilaç sıkıntısı çekmemesi için bunun senede 3 defa yapılması gerekiyor. Bugün baktığımızda ise 1000 kalemin üzerinde bir ilaç yokluğuyla karşı karşıyayız. Euro kuru güncellendi. Tüm ilaçlara %37,43 oranında zam geldi. Tıbbi ürünlerin fiyatlandırılmasında kullanılan 1 euro değeri 4.57 liradan 6.29 liraya arttırıldı. Zamlı tarife 19 Şubat itibariyle geçerli olacak. Ödenmeyen ilaçların ve artan fiyat farklarının sorumlusu eczacınız değildir. 44 yıllık eczacı Asal Ulçunkaya, "Sağlıkta tasarruf olmaz. İstanbul Eczacılar Odası'na ait bu afişi asan eczacılardan yalnızca biri." Çünkü ilaç yok derken de, ilacın fiyatını söylerken de hastayla birebir muhatap olanlar onlar. İlacın fiyatını veya kalmadığını söylerken bile başkalarının yerine utananlar da. Ama inanın, bazı ilaçların muadilini dahi bulamaz olduk. İlaç yokluğu Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere büyük bir sessizlikle karşılanıyor. Birçok ilaç yok. En kötü ağrı kesici dahi yok yani. Tansiyon ilaçlarının birçoğu yok. Şeker ilaçlarının birçoğu yok. Zammın gerekli olduğunu düşünüyorum. Yani hem sanayi yönünden hem dağıtım şirketleri yönünden. Eczacılara göre ilaç krizi çözülebilir. Ancak bunun için hem kurun hem de yurt dışından temin edilecek ham madde fiyatlarının sabit kalması şart. Eczacılar ilaç zammının ham madde teminindeki sorunu çözebileceğini söylese de hastaların bütçesi bu kez de ilaca gelen zamla sarsılacak. Depoların sıkıntısını eczane halka yansıtacak.
Yani zorlu bir süreç yine bizi bekliyor. Her yıl Şubat ayında yeni ilaç fiyatlandırması nedeniyle yaşanan tedarik sorunu bu yıl çok daha erken yaşandı. Bu eczacılarla alakalı bir problem değil aslında. Tamamen ham madde sorunu ve kur farkından dolayı kaynaklanan bir şey. Eczaneye ilaç almaya gidip eli boş dönenlerin sayısı gün be gün arttı. En temel ilaçlardan olan burun damlasından tansiyon ilacına ve hatta öksürük şurubuna. İlaç bekleyen hasta kadar ilaç temin edemiyor.